Nereden geldiniz? Safranbolu'nun yaşayan en eski lonca çarşısı, Demirciler Çarşısı. Tarih içerisinde bir yapılanmayı söz edersek, 1796 tarihinde İzzet Mehmet Paşa camiyi yaptırdıktan sonra demircilerin burada örgütlü, daha verimli çalışmalarına olanak sağlamış sıcak ve soğuk demirci. 1831 yılındaki sayımlarda 40 tane demircinin burada çalıştığını biliyoruz. 1924 yılında sayı 105'e çıkmış. Bunun dışında 20 tane de sobacı var. Günümüzde de sadece 5'e düştü. Şu anda can çekişiyor. Oysa ki burası Safranbolu'nun belleği. Geleneksel Safranbolu evlerinde ve kırsal kesimde hem sıcak hem soğuk demir işçiliğinin en özgün örnekleri burada üretilebiliyor. Ancak metal dişi ürünlerin piyasaya egemen olması, bu mesleğe meraklı gençlerin bulunamayışı Demirciler Çarşısı için bir handikap. Öte yandan devletin de koruyucu kanatlarıyla buradaki dükkanlar restore edilip sağlıklı bir ortam üretildi. Temennimiz buradaki çırak ve mesleğin sürmesindeki zorlukların aşılması konusunda yerel ve mülki idarenin katkı sağlaması olmalı. Çünkü Safranbolu'ya gelen konuklar eski yaşamın en güzel örnekleri, altın bilezikli hemşirelerimizi görmek için Demirciler Çarşısı'na gelirler. Bakın şu anda aktif 4 tane dükkan var. Burada mesleğini sürdüren. ...1978 yılında Muhsin Ünal'ın yanında çıraklıkla birlikte çıraklığa başladık. Biz yetişe aşama aşama kalfalık, ustalık ve sonra kendi işimiz oldu. 78 yıllarında bu gördüğünüz Aras'ta'da ne kadar dükkan varsa hepsi tamamen dolu idi. Ve akşam satılığa çıksa sabahleyin satılmış vaziyette kıymetli ve değerli bir Aras'ta idi. Şu anda değersiz mi, kıymetsiz mi derseniz ondan daha fazla, belki daha değerli. Çünkü o zaman 78 yıllarında daha diğer il ilçelerde de, yakın il ilçelerde de bu bizim mesleğimizi yapanlar var idi. Burası da birlikte yapanlar vardı. Fakat şu anda diğer il ilçelerde, yakınlarda olan bir yerde bunlar kalmadı. Sadece merkezi burası oldu. Buranın da kuruluş amacı 1796 tarihinde demircilik, şu anda faaliyet gösteren yine demircilik. Yani orijinalliğini koruyan Safranbolu'daki tek orijinal çarşı, Demirciler Çarşısı. Amacına uygun olarak yaşayan yer. İşimiz çok derken tabii UNESCO'nun bazı il ilçelerde korumada sit alanında olan bölgeleri var. Ama zaman zaman da buralar eskidiği zaman restore yapılıyor. Restorasyonunda da ne söktüğün aynı o orijinallikler isteniyor. Yani tutup bu kilitleri söktüğün zaman veyahut da bu kulpları söktüğün zaman bunların yerine fabrikasyon herhangi bir ürün kullandırmazlar ve taktırmazlar. Çünkü korumanın amacı her şeyle birlikte orijinalliği korumak olduğu için bu eserleri takip edip bu eserleri yerine montaj yapıyorlar. Fakat şimdi 4 tane usta kaldık. 4 dükkan, 4 usta. Bizim burada ileriye yönelik
sıkıntı çekeceğimiz, herkesin belirli bir ömrü var. Bu ömrü hak baki bulduğu zaman herkes dükkanı teker teker kapatacak. Bugün biz birçok il ilçelere, hatta daha dışarıya bile bu eserleri yapıp onlara gönderirken, biz artık veyahut da buradaki ihtiyacı olan kişiler hangi şehirlerden ve hangi memleketlerden alacakları belli değil. Halbuki bizim işimiz zor bir şey değil. Şu anda bir delikanlı gelip bizim işimize, ustam beni bu işe öğret, ben bu işe meraklıyım derse, 3 veya 5 yıl sonra kendi işinin patronu olacak ve kendi kendini yönetecek. Bizim işimizin sermayesinde de çalışmaya yönelik. Yani sermaye değil, çalışmaya yönelik. Ne kadar çalışırsa kendine çalışmış olacak. Yani şimdi hiç kimseyi küçümseme babından değil, bir delikanlı ömrü boyunca gidip başkalarının yanında askeri ücretle talim edeceği yerine 3-5 yıl böyle bir zanaatkar yanında çalışsa, kendi işinin patronu ve kendini yönetecek. Ve dediğim gibi ne kadar da çalışırsa kendine çalışmış olacak. Ama ümit kesilmez, inşallah bir delikanlılar gelir de ya ustam bize de bunları öğret de biz de bu eserleri yaşatalım.